Merhaba dostlarım. Cemil Vardar Grafik kanalına hoş geldiniz. Geçmişten günümüze birbirinden zengin ve farklı kültürleri içinde barındıran ülkemize şöyle bir baktığımızda ne kadar şanslı olduğumuzu görebiliriz. Batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine bir renk cümbüşü bu güzel vatan. Bu renklerin içinde göze direkt çarpan öyle bir kültür var ki kökü yüzyıllar öncesine dayanıyor. Yörükler. Beğeneceğinizi umduğum bu özel kültürü sizler için araştırıp derlemeye çalıştım. Yörüklüğün ne olduğunu en iyi bir yörük anlatabilir aslında. Gelin öncelikle yörük bir amcamızın bu konuyla ilgili söylediklerine kulak verelim. Yörük kim amca, yörük? Yörük amcam, bilmiyor musun? Ekmek yemeyi biliyorsan yörüğü de bil. Adam diyor ki yörük geldi, yörük gitti diyor. Yörük ne bilir düğünü bayramı? Lak lak içer ayran diyor. Yörük ne bilir düğünü bayramı? Cort cort içer ayranı. Bütün dünya yörük hayranı. Peygamberimiz diyor ki siyahın beyaza üstünlüğü takva ile ilimledir diyor. Yörük kimdir? Yörük Orta Asya'dan kuraklık yüzünden devesiyle, sığırıyla, koyunuyla, geçsiyle bu memlekete yürüyerek gelen kişiye yörük derler. İnsanın arısı, Müslümanın doğrusu yörüktür. İslam'ın şartı beştir, yörüğün karakıl çadırının direği de beştir. Yörüklerin yiyeceği yoğurdura süttür, konuşacağı tepiyle sırttır. Şu tepede keçi var, o tepede koyun var, o tepede deve var. Yörükler ya kaymak yer, akıllı olur. Sizin gibi ıspanak teriyle beslenmez. Size hakaret olmasın. Demirden olur maşa, yörükten olur paşa. Türkiye'ye, Orta Asya Cumhuriyetlerine ve dünyaya damgayı vuran adam Yılmaz Arıyörük. TSA Başkanı, Türk Standartlarının Üst Müdürü. Burdur'un, Yeşilova'nın Doğan Baba Köyü'nden. Türk'ün Türk'ten başka, yörüğün yörükten başka dostu yoktur. Konya'da yörüğün köpeğine burada bir taş vursalar burada bizim haberimiz olur. Osmanlı Devleti 400 kıl çadırda kuruldu. 633 sene adaletiyle at oynattı. Kimsenin camisini, havrasını, kilisesini yıkmadı. Üç kıtada sarayda yıkıldı. Bizim Bucaklı Kırkpınar ağası var. O da yörük. Hani muz yok. Alkışlama boşa. Ömrüm olsun. Tabii ya. İş bilenin karışık şanı yani. Herkes bildiği şeyi konuşsun. Camini kadar büyük olsun. İmam bildiğini okur arkadaş. Herkes bildiğini okusun. Bu memleketin gerçek şeyi, bir kültürü biziz. Yani bizi ikinci, üçüncü sınıf konuşuyorlar, yörüklerden hiç anmıyorlar. Gerçek biziz ya, bu gerçek biziz. Yörüğün sapandaşını yememiş. Müslümanın Müslümana kanı, ırzı, malı haramdır. Müslüman sen ya bu diyardan git ya bu devi git. Kıl beşi kurtar başı, namaz adamı yolda koymaz. Müslümanca yaşa, biz adama kalemle yaklaşırız. Amcamız her şeyi özetlemiş aslında. Yörük kelimesi Türkçe'de yürümek kelimesinden türetilerek oluşturulmuştur. Göçebe hayatını benimsemiş Türkmenlere Oğuz Türkleri ya da Yörük denir. Osmanlı İmparatorluğu tüm Balkanlarda elde ettiği topraklara sahip olunması için sadece Türkmen ve Yörükleri göndermiş ve görevlendirmiştir. Yörükler, Orta Anadolu ve Rumeli'de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan Oğuz Türkleridir. Ayrıca Türkmenler olarak da anılmaktadır. Cesur, muharip, iyi yürüyen, eli ayağı sağlam gibi anlamlara gelen yörük kelimesi yerine yürük kelimesi de kullanılır. Genel olarak konar göçer hayat yaşayan bütün topluluklar için kullanılan bu isim daha çok göçebe Oğuz boyları için kullanılmıştır. 11. yüzyılda Orta Asya'dan göç eden ve göçebe hayat yaşayan Oğuzlar İran'dan geçerek Malazgirt seferinden sonra Anadolu'ya geldiler. Burada eski hayat tarzlarını olduğu gibi devam ettirdiler. Anadolu'nun İslamlaştırılıp Türkleştirilmesi sırasında Oğuz boyları bir kısmı yerleşik hayata geçerek Türkmen veya Manav adını alırken bir kısmı da göçebe hayatını sürdürüp Yörük ismiyle anıldı. Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişinden sonra Yörüklerin önemli bir bölümü Rumeli'ye göç ettirildi. Göç sırasında küçük baş hayvanlarla yer değiştirmek daha kolay olduğundan Yörüklerin başlıca geçim kaynakları koyun ve keçiydi. Yörük aşiretleri ve obaları isimlerinde genellikle koyun ve keçi kelimelerini barındırırlar. Kara keçili, sarı keçili gibi. Aynı zamanda koyunlu yörükler diye bilinen ak koyunlu ve kara koyunlu aşiretlerinin isimleri bu obaların nerede yaşadıklarını da belli ediyor. Günümüzde yörükler. Türkiye'de Osmanlı döneminde 19. yüzyıldan sonra asayiş ve devlet otoritesinin temini için mecburi iskan ettirilerek göçebe yaşam tarzından vazgeçtirilen gruplar da kendilerini Yörük Türkmenler olarak da tanımlarlar. Yörüklerde yavaş yavaş yerleşik hayat tarzına geçtikleri için günümüzde özellikle Toroslarda göçebe Yörükler kalmıştır.
Ancak göçebe yörüklere fazla olmasa da Türkiye'nin pek çok bölgesinde rastlanmaktadır. Günümüzde yörüklerin büyük bir bölümü ise tam yerleşik yaşam biçimine geçmişlerdir. Ancak panayır, keşkek, kıl çadırı, kilim, hasır ve deve güreşleri gibi bazı göçebe alışkanlıklarını hala devam ettirirler. Antalya'nın Kumluca ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarım ve seracılık şenliklerinde temsili yörük göçü ve gelenekleri sergilenmekte ve deve güreşleri yapılmaktadır. Osmanlı Devleti'nin zorunlu iskan politikaları sebebiyle yerlerinden yurtlarından edilen Afşar, Yörük, Türkmen tayfası bu duruma sessiz kalmamış, Dadaloğlu ve Karacaoğlan şiirlerinde ve ağıtlarında buna karşı çıkmış ve günümüze ulaşan Ferman Padişahınsa dağlar bizimdir deyimini söylemişlerdir. Türkiye'de Yörükler. Yörükler en kalabalık olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde yaşamaktadır. Özellikle Mersin, Antalya ve Adana'da göçebe halinde yörük aileleri yaşamaktadır. Ege bölgesinin bütün illerinde yerel halkın çoğunluğu aslen yörük olduğunu ifade eder. Bu illerde her yıl yörük Türkmen şenlikleri düzenlenir. Etkinlikler genelde yörük yaylalarında gerçekleşir. Alanya Spor'un stadının ismi Alanya Oba Stadyumu'dur. İsmini yörük obalarından alır. En kalabalık taraftar grubu da yörükler grubudur. Kocaeli'de bile yörük mahalleleri ve köyleri bulunmaktadır. Derince ilçesinde yörükler mahallesi vardır. Burası Kocaeli'nin çeşitli yerlerinden yörüklerin bir arada yaşadığı bir mahalledir. Balkanlarda yörükler. Balkanlardaki Türkler arasında da yüksek miktarda yörük bulunmaktadır. Rumeli yörükleri, Kocacık yörükleri, Naldöken yörükleri, Vize yörükleri gibi gruplara ayrılmaktadır. Bugün Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'nın dağ köylerinde yaşamaktadırlar. Mustafa Kemal Atatürk ve Yörükler. Atatürk'ün ailesi de Yörük. Yörükler Türk milletinin çalışkan ve üretken evlatlarıdır. Babam Ali Rıza Efendi yerli olarak Selaniklidir. Kendileri Yörük sülalesinden gelir. Annem her zaman Yörük olmaktan iftihar ederdi demiştir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atamızın yörüklerle ilgili en meşhur ve günümüz siyasilerinin de yörük şenliklerine gittiklerinde hep tekrarladığı bir sözü vardır. Arkadaşlar, gidip Toros dağlarına bakınız. Eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla Türk'ü yenemez demiştir. Atatürk'ün yörüklerle alakalı bir diğer sözü ise insanlık eski Mısırlarıyla, Yunanistanlarıyla, Romalarıyla ve bunlar bütün bedi eserleriyle ayağa kalksa ve başlarında bugünün kendi verimleri olan bütün medeniyeti müzikleriyle, şiirleriyle, sanatlarıyla ve bütün eserleriyle gözümün önüne dikseler, dikilseler, benim gözüm, benim duygum, benim sevgim, yine ıssız dağlar başında yanık kavalını üfleyen yarım çarıklı Türk çobanıdır diyerek yörüklere karşı olan sevgisini göstermiştir. Manevi yönden hiçbir şey kaybetmemiş olsa da modern dünyanın yaşantımıza hızla girmesiyle bu özel kültürün yaşanması gün geçtikçe azalmakta. Tarihimizde özel bir yeri olan Yörük ve Türkmenlerle ilgili bilmemiz gereken daha birçok şey vardır mutlaka. Ben elimden geldiği kadarıyla kendi öz kültürlerimizle ilgili araştırmalar yapıp derlemeye çalışıyorum. Kanala abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızı yazarsanız bana destek olmuş olursunuz. Herkese selam ve saygılarımla.